Oğlumun hemen hemen diyebilirim 24 saat ismi çıkmadı bir yerde. Çeşitli yerlere sevk ettiler. Edirne, işte başka yerlere falan filan, çoğunlukla Edirne, Tekirdağ falan sevk ettiler. Ben de beni gözaltına aldılar. Ben zaten basıldığında, cezaevi basıldığında bana telefon geldi. Cezaevi dedi, basıldı dediler. Beni aldılar. Ben gittim. Ben, hanımım, kızım falan gittik biz. Gittik. Ben arabayı aşağıda bir sokakta bıraktım. Çıktık, biz gittik, yaya gittik. Bizi içeri bırakmadılar tabii, bırakmıyorlar. Polisler falan filan, biz orada gittiğimde hiç kimse yoktu. Bombalar patlıyor içeride, alevler kalkıyor. Oğlun orada, senin çocuğun orada falan filan. İnsan çok kötü oluyor, biliyor musun? Yani işte öyle bir acı ettik. Tabii ben demek ki biraz taşkınlık yaptım. Ne yaptım? Beni aldılar. Hanımı aldılar, kızımı aldılar. Ben arabaya binmedim. Direndim, kapıya da tuttum. Kızım dedi, baba beni bindirdiler dedi, arabaya bin dedi. Ben bindim artık. Onlar arkaya, ben önde. İnan 20 tanesi başıma çıktı. Kiralar ruhunu kireye vermişler. Vicdanını kireye vermişler. Adalet diye bir şey, kavram yok. İnsanlık diye bir kavram yok. Hepsini kireye vermişler. Orada bir put, kukla duruyorlar. Halen bu var. Halen bu var. Neyse, işte neyse, bizi götürdüler götürdüler Vatan Caddesi'ne. Vatan Caddesi'nde akşama kadar beklettiler. Akşam beni küçük pazarda, üst tarafta bir karakol var, oraya ben, iki arkadaş daha, diğerlerin iki tane daha yanımda adam vardı. Kızımla hanımı götürdüler. Sen söyle Bakırköy'e. Fakat oğlumla halen haberim yok. Ama ertesi günü sabah saat 10'da bizi hastaneye götürdüler. Hastanede bir şeyiniz var mı? Dedim, bir şeyim yok. Ben diyorum, beni serbest bıraksınlar. Tabii kalayım ki ben bir yeri araştırayım. Şimdi bizi bıraktılar. Sağı solu aradım. Yok oğlum, yok. Yok, 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 yok. Şimdi bizim bir akraba Edirne'de, orada dükkanı vardı. Orada o da durumu iyiydi. O baktım, benim orada hastanede tanıdığım eski bir arkadaşımın kızı orada memurdu. Elif isminde bir kız. Memurdu. Gittim, dedim, kızım babanın arkadaşıyım dedim. İşte filanca adam, tamam dedi, abi tanıdım dedi. Ben dedi savcıya söyleyeyim, sizi bırakırlarsa dedi. Dedim, beni aşağı indirin, ben oğluma bakacağım, bir yerde yok dedi. Yer gök beni kabul etmiyor. Oğlum avukat. Gittim oraya. Dedim işte böyle böyle dedim. Oğlum dedim, yok dedim, burada değil mi dedim. Eğer ölmüşse işte ne yapayım. Şimdi baktı dedi, yok dedi, cenazelere baktım falan. Tanıdığım 3-4 tane arkadaş daha fazla orada, cezaevine gelip gidiyordum her hafta, tanıyordum. Sermişler sadyelerin üstüne, ölmüşler hepsi. Murgdadılar yani.
Şimdi dedi oğlun dedi burnu sana benziyor mu? Dedim benziyor. Saçı dedi böyle taranmış mı? Dedim evet. Böyle deyince dizlerim kırıldı dedim. Dedi peki dedi yani birisi dedi temizliyorlar dedi yanmış dedi. Burada değil dedi. O çıkarsa sana yine göstereceğiz dedi. Filan dedi. Baktım bir telefon geldi bana. Telefon geldi. Alo dedim. Dedi ben Bayram dedi. Dedi Şeyh amca müjdemi ver dedi. Hasan dedi Edirne'de. İsmini söyleyin ne yapayım? Öf, neyse. Bir işte şey de vardı bu Yolal Gülseren miydi? Kızımızın ismi de Gülseren vardı. Bir de şey vardı kelesteci şey Filiz vardı. Birbirimize sarıldık, ağladık. Öptüm bunları. Bir kız daha vardı. O da avukat. Adamı, o savcıyı da öptüm. Dedim teşekkür ediyorum. Sağ ol bizi buraya aldınız. Biz çıktık. Ben geldim. Dedim arkadaşlar Hasan çıktı. Edirne'deymiş. Çırılçıplak burada insanları kış günü arabaya bindiriyorlar. Götürüyorlar. İşte götürdüler. Oraya götürmüşler. Neyse. Ertesi günü herhalde pazartesiydi. Pazartesi günü gittik. Gittik. Edirne cezaevini yeni açmışlar. Şey yok efendim. Çok kötü durumda falan filan. Kalifer yok, bir şey yok. Aha biz oradan oraya, oradan oraya affedersin. Lavabo yok, şu yok, bu yok. Bir çölde kadın var, çocuk var, çoluk var. Neyse biz orada işte durduk. En sonu işte vicdana geldiler. Dediler görüşün. Ben ama epey aşağı götürmüştüm. Giysi miysi biliyordum dediler. Böyle böyle dedim. Götüreyim. Neyse götürdük, gittik. Gittik, gördük. Sağ. Üst baş götürdüm. Hiç kendisi diyor, baba bir şey yok diyor, falan diyor, filan diyor ama çok da dayak yemiş kendisi, biraz diri bir çocuktu. Şey vardı, cezaevinden şeyi de vardı. Bugün yok mu? Var, aynı şeyler var. İşkence var, kötü muamele var, her türlü şey var. Yani Filistin askısı var, her türlü işkence var, olmayan bir şey yok ki. Her şey var. Allah'a çok şükür İslamiyet'te her şey var. Yok olmaz olur mu? Birlik olun, beraber olun. Biz kimseye düşman değiliz. Türk de, Kürt de, Arap da, Laz da, Çerkez de hepsi kardeşimizdir. Biz hiç kimseyi ayırt etmiyoruz. Cinsi, cibilliyeti, milliyeti, meşevi ne olursa olsun hepsi kardeşimizdir. Biz kimseyi ayırt etmiyoruz. Biz evrensel düşünüyoruz. Biz haktan yana, hukuktan yana, adaletten yanayız.